BTC Haber TV'den selamlar. 8 Ekim 2024 Salı gününde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Bitfinex analistleri Bitcoin fiyatının geçtiğimiz hafta gerçekleşen düşüşünün ardından potansiyel dip seviyelerini oluşturduğunu ileri sürdü. Analistler BTC fiyatının geçtiğimiz hafta %10'a yakın düşüş gerçekleştirmesini düzeltme olarak yorumladı. Söz konusu düzeltmenin sağlıklı olduğunu savunan analistler, ilerleyen günlerde ani düşüş risklerini ortadan kaldırdığını ifade etti. ABD'deki en üst mahkeme, Battleborne Investments'ın açtığı bir davayı geri çevirdi. Dava, ilgili şirketin Silk Road'dan 69.370 BTC'yi satın aldığını iddia ediyor. Battleborne Investments, iflas sürecinde mahkeme onayıyla 4,4 milyar dolarlık BTC'yi satın aldığını ve güncel varlıklar üzerinde hak sahibi olduğunu savundu. Yüksek Mahkeme'nin kararı, ABD hükümetinin ilgili BTC'lere el koyma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve söz konusu varlıkların yakında satılabileceğini gösterdi. ABD İflas Mahkemesi yargıcı John Dorsey, FTX'in alacaklılarına geri ödeme yapmasını ve yeniden yapılanmasını onayladı. Sam Bankman-Fried liderliğinde kripto piyasasının çöküşüne yol açan FTX, iflasından yaklaşık 2 yıl sonra ABD'den onay aldı. Söz konusu karar, alacaklılara 6,83 milyar dolarlık geri ödemeyi kapsıyor. FTX alacaklı grubunun temsilcisi Sunil Kavuri, mahkemenin aldığı kararı eleştirdi. Kavuri, geri ödemelerin dolar yerine kripto olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu. Donald Trump'ın Polymarket'te Kamala Harris'e karşı farkı, meme coin piyasasında sert yükselişleri beraberinde getirdi. Pazartesi günü yayınlanan Polymarket verileri, Donald Trump'ın başkanlık yarışında Kamala Harris'e karşı şansının %54'e kadar yükseldiğini ve Cumhuriyetçi aday için %8'lik bir üstünlük sağladığını ortaya koydu. Önde giden Trump tabanlı meme coinler çift haneli kazançlar gördü. Bülteni hazırladığımız saatlerde Ethereum fiyatı 2418 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %2,85'lik bir düşüş yaşadı. Ethereum'un fiyatı 2400 dolara yaklaşırken Ethereum'daki açık faiz %1,02 düştü. Diğer taraftan opsiyon piyasası hacmi %28,5'lik bir artış ile 46 milyon dolara ulaştı. Son 24 saatte 51 milyon dolarlık Ethereum pozisyonu tasfiye edildi. Bu tasfiye miktarının 43 milyon dolarlık kısmını longlar, 8 milyon dolarlık kısmını ise short yönlü işlemler oluşturdu. Hem spot ETF'lerdeki net çıkışlar hem de Bitcoin'e karşı ezilmesinden dolayı değer kaybeden altcoin'lerin lideri kısa vadede 2300 doları test edebilir. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açabilir, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.